Nigar Kalfağı, sen yatıyor musun hala? Git başımda. Bu ne hal? Gören de aşk acısı çekiyorsun sanır. Kalk, 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 kalk. Hatunlar ortalığı ayağa kaldırdı. Boş duracağına git başlarında dur. Hey! Sümbül ağa, beni yalnız bırak. Bana bak. Sen kim oluyorsun da benimle böyle konuşuyorsun? Kalk diyorsam kalkacaksın. Kalk! Sen harem ağasıysan ben de hünkâr kalfasıyım. Git işini başkasına buyur. Ay, ne hünkâr kalfası? O eskidendi. Sen bir sığıntısın artık. Bana bak, kafamı bozma. Tillahi acımam, kapının önüne koyarım seni. İyice sıfatadan çıktınız. Bu ne yahu? Biri hatun kaçırır, öbürü bütün gün odasından çıkmaz. Sizinle mi uğraşacağım ben? Uğraşma o zaman. Git. Git. Estağfurullahalazim. Paşa Hazretleri. Hünkârımız mı geldi? Yok paşam. Benim bir maruzatım var. Olmasa şaşardım zaten. Söyle. Paşam. Nigar Kalfa. Ne oldu gene? Ben iyilik olsun diye tutuyorum sarayda. Lakin o haddini aştı iyice. Bütün gün odasına kapanmış ağlıyor. Bir derdin varsa söyle diyoruz. Yok. Afrası tafrası canıma tak etti. Baş edilmiyor. Haremde kaydı kuydu yok zaten. Göndersen başım ağrımaz. Madem öyle gönder gitsin. Göndereyim mi? Valide sultanımızı beklemene gerek yoksun Bülah. Bir an evvel yolla gitsin. Uygun bir kısmet bulun, bağlayın başını. Kimseye müsamaha yok. Aksi halde nasıl sağlanır haremin düzeni? Hayo paşa. Yok. Müsaadenizle. Hey Allah'ım, ne geliyorsun ikide bir? İbrahim Paşa'mızın emri üzerine geldim. Beni mi çağırdı? Durumun malum. İbrahim Paşa'mızla konuştum, senin eski saraya gönderilmeni istedi. Ne demek bu? Tez vakitte münasip biriyle evlendirileceksin demek bu. Dursana yahu. Çekil. Biz size gideceksiniz. Dursana. Çekil. Nigar Kalfa, nereye gidiyorsun? Hünkârımız geldiğinde saraya gittiğimi söyleyin. Baş Hazretleri. Beni yollamayın. Ne olur. Sarayınızda istemediğinizi biliyorum. Lakin burada kalmama izin verin. Her şeye razıyım. Bunu yapmayın. Beni evlendirmeyin. Ne olur.
Nereye koydun bu defteri? Ne yapıyorsun sen burada? Çekil. Ecelini mi susadın ha? Benim odamda işin ne ha? Öldüreceğim seni. Öldüreceğim seni. Ya kalfa ne yapıyorsun? Çekil bırak. Öldüreceğim bunu ben. Bırak. Öldüreceğim. Bırak. Öldüreceğim. Bırak. 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 Çabuk git buradan çabuk. Defol. Bırak. Ya bırak. 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 Ne yapıyorsun sen? Gönderecekler beni. Saraydan atıyorlar. Yemekler hazırlandı sultanım. Nerede yemek istersiniz? Gidelim buradan validem. Sarayıma dönmek istiyorum. Bir süre daha burada kalmamızda fayda var. İbrahim'i görmek istiyorum. Benim ona ihtiyacım var. Ne olur vardı. Beni yuvama götürün. O kadar ısrar ettim kalmak için. İkna edemedim. Bak hala bitkin. İyi mi ettik, kötü mü ettik bilemiyorum. Olsun valide. Ne olursa olsun kendi evi. Orada daha iyi olur. Paşamızı görmeden içi rahat etmeyecekti. Sultanım, yoruldunuz, istirahat etmeniz lazım. İyiyim ben. Saraya dönebilirsiniz. Validem Paşa Hazretleri gelene kadar burada beklememi buyurdular.
geldiniz. Siz yokken bu saray çok boş, eksik, yalnız. Daha fazla uzak kalamadım senden. Senin varlığın beni ayakta tutuyor. Sen olmadan bu acıya katlanmam mümkün değil İbrahim. Nigar Kalfa nerede? Göremedim. Siz gidince gerek kalmadı. Topkapı'ya yolladım. İyi. Sultanım, iyi misiniz? Ağlıyor yine. Sen duymuyor musun? Mehmet'in sesi gitmiyor kulağımda. Beni çağırıyor sen. Rabbimiz yanına aldı onu. Orada saadet ve huzur içinde. Ya biz İbrahim? Biz ne olacağız? Aşkımız bizim tek sığınağımız. Bizi korur. Bana söylediklerini hatırlıyor musun? Sultanım, ben aşka teslim oldum. Aşka inandım. Tıpkı Rabbime inandığım gibi. Sonsuz bir sadakatle size ve aileme ait bir kulum ben. Eğer bana inanırsanız, benim gibi hamd ederseniz, saadetiniz sonsuz olacaktır. İnanıyor musunuz bana? İnanıyorum. Elbette. Sarıl bana İbrahim. Sakın bırakma beni. Bir tek sana. Aşkımıza inanıyorum artık. Onu da kaybedersem ne yaparım? Thank you.
sultanım. İyi misiniz? Olsaydı keşke. Validemizin sevdiği yemeklerden yapardım. Geldiğimize sevinmedi kimse. Yokluğumuzu fırsat bilip işi gücü boşladınız tabii. Haşa, hiç öyle şey olur mu Daya Hatun? Vallahi veba korkusundan mutfaktan çıktığım yok. Daya Hatunum. Hah, anlaşıldı. Senden rahat yok. Anlat. Nigar Kalfa ile alakalı bir mevzu vardı. Ben de sana onu soracaktım. Paşamız buraya yollamış. Hayırdır? Ne olmuş? Orasını bilmiyorum ama bir anda ortada kaldı. Ben de üzüldüm haline. Siz gelene kadar burada tutayım dedim. Lakin kabus gibi çöktü haremin üstüne. Odasından çıkmaz oldu. En son Gülşah'la kavga etti. Kızı öldürecekmiş neredeyse. Ben de paşamıza anlatayım dedim. Belki konuşur, yola getirir diye. Gönderin gitsin dedi. Allah Allah. Derdi neymiş? Anlamadım ki. Bir sıkıntın var senin belli. Konuş, dök içindekileri. Derdini söylemeyen derman bulamazmış. Diyeceğim bir şey yok. Seni severim bilirsin. Yardım etmek istiyorum. Ama böyle susarsan seni koruyamam. Sen üzülme Daya Hatun. Ben başımın çaresine bakarım elbette. Sen bilirsin. Yarın seni eski saraya yollayacak Sümbül. Bir müddet orada hizmet edeceksin. Münasip bir koca bulununca da evlendirileceksin. Hiç olmazsa evlenene kadar burada kalsaydım. Ne olur. Sultanım, hoş geldiniz. Nigar Kalfa, iyi oldu seni gördüm. Şimdiye kadar olan hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim. Malum, aylardır yanımda kaldın. Sarayımı çekip çevirdin. Benim vazifem sultanım. Her şeyi unutmak istiyorum. Sen de unut.
Bu seninmiş galiba. Evet. Odam da düşürmüşsün. Ortalığı toplarken düşmüş herhalde. Ben de nerede diye soruyordum. Sağ ol. Validem dairesinde mi? Dairesinde sultanım. En kadir kıymet bileni. Ne oldu gene? Dün geceden beridir sizi arıyorum. Bu oldu ne işte? Anlat. Sultanım, nikâh kalfayı eski saraya yolluyorlar. Neden? Vallahi ben de hiçbir şey anlamadım. Validemiz diğer sarayda vazifelendirmiş. Lakin İbrahim Paşa'mız orada da istemiyor. Hünkârımızın hareminde de değil artık. Velhasıl kelam, nikâh kalfayı eski saraya yolluyorlar. Allah rızası için bir şeyler yapın. Engel olun. Çok yazık olacak. Sizden başkası mani olamaz bu gidişata. O küçük sandığı unutmayın. Ne bakıyorsun öyle? Sana dedim. Yapma etme dedim. Bu haremin bir kuralı var dedim. En iyi sen bilirsin. Ne oluyor burada? Nigar kalfa eşyalarını topladı, saraydan ayrılıyor sultanım. Hiçbir yere gitmiyor. Burada kalacak. Ama sultanım, İbrahim Paşa'm. Burada kalacak dedi. Kızlar sultanı duydunuz, emir buyurdular. Eşyaları yerine koyun. Dışarı çıkın. Sen ki haremin en gözde kalfasısın. İbrahim Paşa da tutar seni. Ne oldu da birden düşman oldunuz? Haşa sultanım, ne düşmanlığı? Aniden dönmüşsün. O günden beri de yaptıkların malum. Söyle, ne oldu? Aranızda ne geçti? Paşamız Hatice Sultan'ın canına kıymasından beni mesul tutuyor. Yanında olmadığım için kızmıştı. Ondan evvel oğlu öldü. Ona da engel olamadım. Hastalıklar, ölümler... O saray boğdu beni. Taşıyamaz hale geldim. Demek bu yüzden. Neyse. Bir an önce toparlan. Aksi halde koruyamam seni. Sultanım, size minnettarım. Teşekkür ederim. Hakkınızı nasıl ödeyeceğim? Zaman gelince ödersin. Merak etme. İbrahim Paşa'mızı da eski saraya göndermemizi buyurdular. Madem İbrahim Paşa öyle uygun görmüş, niye göndermediniz? Gönderecektik validem, lakin Hürrem Sultan izin vermediler.
Ne demek izin vermedi? O mu yönetiyor bu haremi? Ben emrediyorum. Gönderin hemen gitsin. Valide Sultanım, affınıza sığınarak bir istirham mı olacaktı sizden? Söyle dayı. Nigar Kalfa yıllardır burada. Sarayımıza, hanedanımıza emekleri büyük. Şimdiye kadar bir hatasını, bir yanlışını görmedik. Duymadın mı anlattıklarını? Ortalığı birbirine katmış. Duydum validem, duydum. Lakin yaptıklarından çok pişman. Bir fırsat verirseniz hatalarını telafi edecektir. İç, sıcak sıcak. Vallahi kendi ellerimle yaptım. Bir deri bir kemik kalmışsın zaten. Ben sana sultanlar gibi bakacağım. Hiçbir sıkıntın kalmayacak. Teşekkür ederim. Eline sağlık. Afiyet olsun. Oh. Senin tek eşin Nigar Kalfa mı bu taşlıkta? Başka meşgalen yok mu? Gören de deli divane aşık sanır seni. Oo. Tövbe tövbe. Nigar Kalfa. Gel gel. Buyur Sümbüla. Validemizin emriyle tekrardan kalfa olarak tayin edildin hareme. Lakin artık hünkâr kalfası değilsin. Bundan böyle dikkatli ol. En ufak hatanda gidersin ona göre. Anladım. Olur vallahi.